Peki şimdi Karşıyaka'dayız ve Karşıyaka sahili var. Karşıyaka sahilde baktığımız zaman birkaç tane kafe görüyoruz. Yasemin kafe görüyoruz, değil mi? Birkaç tane kafe var. İşte belediyenin kafeleri var. Ne var? Alaybey'de bir kafemiz var yine. Tersane. Tersane kafe var. Şimdi genelde bize şu yapmış olduğumuz toplantılarda vatandaşın en çok sorduğu soru şu. Denizin kenarında İzmir var. Ama deniz kenarında insanların mutlu bir şekilde oturabileceği, ondan sonra kafelerin çok ama çok yetersiz olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili bir yasal altyapı oluşamıyor mu? Yani bu kıyı koruma kanunu çerçevesinde mi kalıyor? Apartman altlarında oturmak ondan sonra değil, deniz kenarında oturmak gibi diyor. Bununla ilgili hakikaten bir vizyon proje gündeme gelebilir mi, gelemez mi? Karşıyaka burada önce olabilir mi? Bir talepte bulundunuz mu? Bir proje gelişebilir mi? Bilmediğim için soruyorum. Şimdi bir kıyı rehabilitasyon çalışması yapılmış biliyorsunuz geçmiş dönemde Aziz Kocaoğlu zamanında ve bu bazı alanlar dolgu alanları olarak kıyı kenar çizgisinin işte ona göre işaretlendiği alanlar olarak ayrılmış. Neden olduğunu tam bilmediğim yani daha doğrusu tahmin ettiğim bir şey ama bir şekilde Aziz Başkan kıyıları milli emlak devretmiş. Yani büyük şehrin de değil artık onlar mülkiyet olarak. Çok enteresan. Evet. Yani mevcut olan yerler için biz milli emlak kira ediyoruz. Yani tersane için, bu nikah sarayı için kira ediyoruz. Yani ecrimize de ödeniyor. Yeni bir yer yapmak istediğinizde de izin almanız Bunun da gerekiyor. izin ve bedeli Evet. var. Yani bir bedel ödenir ama izin de konuşuk. Bu arada ilkesel olarak hani Büyükşehir Belediye'miz sahilin çok fazla sayıda şey tarafınca kafe türü şeyler tarafınca İşgal işgal edilmesini edilmesine istemiyor sıcak anladığım bakmıyor. kadarıyla. Evet. Yani iki tane nokta var, iki tane alan var. Bir tanesi iskelenin orada işte o gazinolar, eski gazinoların olduğu, Tilla'nın falan Evet. olduğu yer. Eski. İnsanlar Evet. tabii o zamanları çok özlüyorlar, haklılar çünkü çok keyifliydi orada oturmak. Evet bence de öyle. Çok Ve oturduk. o günler isteniyor tekrar ancak yani bu şu anda bizim maalesef yapamadığımız bir şey. Diğeri de Churchill'in olduğu yer, Bravo, eski evet. Bostanlı İskele'nin oradaki. Orası da yine çok özlenen bir yer. İnsanların çok oturduğu, sevdiği bir yerdi. Gemilerde oturur yemek yerdik. Yani oralarda da yapılması için bir yokladık ama olumlu karşılık alamadık yani Bir açıkçası. teşebbüs oldu gördüğüm kadarıyla. Tabii, biz yani Evet. mevcut tesisleri daha verimli kullanmak, insanların daha fazla kullanması için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için Denizkent önünü biraz düzenledik. Tersaneyi biraz daha geniş alanda kullanmaya çalışıyoruz. Nikah Sarayı'nın orayı yine hem açık alanıyla, bu sene kapalı alanı da yazın açık alan gibi kullanabilecek hale getireceğiz. Öyle Evet, bir açılabilir, kapanabilir moduna dönecek anladığım şu kadarıyla. şeyle giyotin cam sistemi Evet, dedikleri şeyle yani orada oturması çok keyifli olacak. bence de öyle. Öyle bir değişiklik olacak. Yani olabildiğince bu yollarla genişletmeyi düşünüyoruz. Ama Halkımızın, mesela evet. Yelken Kulübü'nün biraz ilerisinde zemini çok bozuk halı sahalar var. Evet. Şimdi o halı sahalar çok enteresan. Yani zaman zaman bunlarla ilgili şikayetler alıyorum. İnsanlar yani bunlar niye bu kadar bakımsız diyorlar. Şimdi bize ait değil. Büyükşehir'de hani artık bu halı sahaların buradan kalkması gerekiyor aslında. Halı saha şeyi yok burada Evet. planda ve Evet. burası da yine şeye bağlı. Milli emlak bağlı diyor. Şey dedim yani burayı dedim şeye çevirsek, kafeteryaya çevirsek çünkü hazır bir zemin yani bozulacak bir Kabul yeşillik ettiler mi? falan yok. Onu kabul etmediler. Evet. O Sosyal bölgede tesis. yeni bir şey yapılacağını kıyı düzenlemesi çalışması yapılacağını o döneme kadar bekleneceğini söylediler. O yüzden Evet. bekliyoruz.